Atıyor yeri bilmiyorum silerken. Bir bakalım. Otur bunları. Bu 2002'de hasta oldu. Raporları da öyle diyor. Şizofren hastalığı. Eşim ayın başı geldi mi? Ay eskinde ayın yenisiyle, dolusuyla rahatsız oluyor. Bağırıyor, çığırıyor, hasta rahatsız oluyor. İşte biz birileri yardımcı oldu. Evlendik. Mehmet Ali amca, yıllardır eşine bakıyorsun. Yıllardır şizofren olmasına rağmen, hasta olmasına rağmen bıkmadan, usanmadan eşine baktın. Hiç bırakıp gitmek aklına gelmedi mi? Gelmez. Ben bunun için uğraşıyorum zaten. Şimdi bazı şeyler, bayanlar, böyle hastalar, bazı adamlar var şeyler, mallı gözüker. Ben mallı şey değil. Bir yastıkla koruyacaksın, ölüp gideceksin. Çok mu seviyorsun? Öyle. Şimdi bazı şeylere bakıyorum. 2 ayda bir, 3 ayda bir boşanıyorlar. Kolay da. Ben idare ediyorum. Sesimi çıkarsan kime çıkaracaksın? Zorlanmıyor musun? Zorlansan niye diyeceksin? İdare. Her şeyi idare edeceksin. Bu dünyaya geldiysen katlanacaksın. Kim ezdirin doğasını, kim ezdirin şeyini alacaksın. O sansan ne edecek? Biri orup gelip de biri yardım mı edecek? Etme. Ölene kadar bir yastıkta koşacağım diyorsun. Evet. Öyle. Ne olursa olsun. Ne zaman hastalığı daha da artıyor? Baharın. Bahar ne? Şubat aylarında çiçek açarıka olanlar. Ben bunu profesöre götürdüm. Bunun olacağı bu diyorlar. Antalya'da profesöre götürdüm. Isparta'ya götürdüm. Manisa'ya koydum geldim. Hep doktorlarla görüştüm ben. Hani ben bu kadar şey değilim. Hani bütçeden aylığından şey ettim, kıstım, biriktirdim, bu hale getirdim. Daha mı kötüydü daha önce? Daha kötüydü. Nasıldı? Çok kırık kırkıyordu, bilmem ne oluyordu. Bağırıp çağırıyordu. Evet tabii. Bunlara katlanacağım. Ay eskidiğinde yengeleri kebul artıyor. Hapları kullanmasa daha çok şey olur. Haplarla düzeliyor, iğnelerle düzeliyor. Şu anda geçen de iğnesi, 15 günde iğnesi vurulur. Takip eder hapına, iğnesine. Ben bakıyorum. Bakırımız olmadığından dolayı ilaçları ödeyemez hale geldik. Hapı doktor, psikiyatri doktoru rapor çıkarıyor. Yüzdelerini ödeyemiyorum. Bak orada
500-600 lira ilaç parası bir iki yeri. Ödeyemediğin mi eczacı vermez. Sen eczacı olsan sen verir misin? Mahire de var, ucuzu da var. Ucuzu yaramaz, fayda etmez. Devlet yüzdesini ödemiyor. Yüzdesini ben öderim. Sakinleştirici. O ucuz onlar. Dolaba koydum biraz önceki. O pahalı. 100 doların üzerinde o. Yüzdelerini hani kesinti oluyor ya. 40 lira 50 lira çıkıyor. Adam yüzdesini ödemedi mi iğneyi vermez. Şunun bir tanesi 100 bin lira bak. İdare ediyorlar. Bazı da almarlar. Yani 100 liranın bazı yüzdesi çıktı mı almarlar. Sonra öderiz biz. Ben buraya kaymakamlıktan kendime ettirmem. Temizlik yapıyorum. Sobayı temizlerim. Ocağı hani ocak battığı zaman siliyorum. Kömürü katıyorum. Kovayı, çayı pişiriyoruz, yumurtayı pişiriyoruz. Allah ne verdiyse engelli maaşımız var. İşte ihtiyaçlarımızı da pazartesi günü maaşlar alacağız. Hani 500 lira. 550 ben alıyorum, 800 de bu alıyor, 50 lira. Birer kilo, birer kilo, birer kilo, hepsinden birer kilo. Onun elektriği var, suyu var, pazarlığı var. Hepsi görünmüyor. Benim adım Zeynep Ay. Buraya demeyince getirildim. 4 dakika bir saklanca oldum. Ben geldim. Zehra teyzeyle geldim. Oturduk beraber de ekmek yedik. İşte gördüm. Tarhana çorbası içtik beraber de. Bu ne tipi? Zehra'cı asırıp kesilmesin çorbası pişirdi. Ne pişirdi? Zehra'cı asırıp kesilmesin çorbası pişirdi. Tarhana çorbası pişirdi. Zehra teyzeyle şimdi oturduk yedik. İşte gördün işte. Bazı şeyler böyle konuşur. Yani 5 dakika önce geldim diyor. Öyle işte. Belli olmuyor. 40 senelik ne de hemen 40 yaşında mıydı 40 sene olacak? Tabii 10 yaşında 15 yaşında ancak. Thank you.